Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Mustafa Necati'nin öğretmenlere mektubu Özdemirince 7 Temmuz 2024 Pazar. Yüzünü görmediğim öğretmen meslektaşım İsmail Somuncu 23 Şubat 2009 tarihli mektupla birlikte fotokopisini yaptırdığı 1929 tarihli İlk Mektepler Talimatnamesi ile birlikte o dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin öğretmenlere yazdığı, biraz sonra okuyacağınız mektubu göndermişti. Parantez içindeki sözcük güncellemeleri tarafımdan yapılmıştır. Öğretmen arkadaş, öğretmen okulları bu mezunları dağılımında senin hissene Antalya Marif Emirliği mıntıkası dahilindeki Isparta ili isabet etti. Orası güzel vatanın gayret ve yol göstermesine muhtaç verimli bir köşesidir. Yeni mezunlarımızın memleket içine dağılmalarının gerekliliğini geçen sene mezunları arkadaşlarımızla ve gerekse sizinle tartışmış ve aramızda kararlaştırdığımız neticeyi ilk mektep öğretmenleriyle mesleki bir dertleşme şeklinde bütün meslektaşlarımıza ilan etmiştim. Burada sana bundan tekrar bahsetmeye lüzum görmüyor ve büyük bir güvenle senin de aziz vatan ve milletine hizmet edebilmek için bugünü sabırsızlıkla beklediğine inanmış bulunuyorum. Yolluğunun hemen gönderilmesi ilgili yere yazılmıştır. Oraya varır varmaz donatım bedelini de alacaksın. Yollarda en çok yardımda bulunmaları için eğitim idarelerine lazım gelen talimat verilmiş olduğundan iskele, istasyon ve yol uğrağı kasabalarda yakalarında yıldız bulunan bir kişi sana bekleyecek ve yol gösterecektir. O halde onların da seni kolaylıkla tanıyabilmeleri için yakana bir yıldız takmalısın. Gideceğin yer hiç de yabancısı olduğun yer değildir. Orada seni sevinç içinde bekleyen vatan yavruları, senin gibi okulunu bitirir bitirmez göreve koşmuş hanım ve bey öğretmen arkadaşların, hasılı vatanın her köşesinde tesadüf ettiğin ve edeceğin yüksek alınlı kardeşlerin vardır. Artık okul hayatın sona ermiş oluyor ve gerçek mücadele hayatına girmiş bulunuyorsun. O halde görevinin yüksek ve kutsal niteliğini tamamen idrak etmiş her öğretmen arkadaşın gibi, senin de seni bekleyen yavrularının arasına koşmakta bir dakika gecikmeyeceğine eminim. Özellikle bu sene yeni Türk harflerini yayma gibi şerefli bir görevin daha vardır. Bütün memleket evlatlarını bir an evvel yeni harflerle okutarak Türkiye'de okuma yazma bilmeyen bir insan bırakmayacak kadar geniş bir gayretle çalışmak zorundasın. Bunun için yeni Türk harflerini çabuk öğren ve hemen herkese öğretmeye başla. Bu hedefe varmak için kürsü, okul lazım değildir. Her yerde her gördüğüne kadın, erkek, fakir, zengin, çiftçi, tüccar köylü ve şehirli ayrım yapmadan derhal öğreteceksin. Milletimize yeni bir yükselme sahası yaratacak olan bu büyük zaferi, kısa bir zamanda kazanacağına inanmış olarak, görevlerinde başarı diler ve işe başlama haberini beklerim aziz meslektaşım. Marif Vekili Mustafa Necati Mustafa Necati Doğum 1994, İzmir, Ölüm 1 Ocak 1929, Ankara Mübadele, İmar İskan, Adliye ve Milli Eğitim Bakanı Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından başlayan süreçte başlangıçta Batı Anadolu bölgesinde daha sonra ise Ankara'da birçok konunun fikir babası ya da uygulayıcısı olmuştur. İşgalden bir gün önce Anadolu Matbaasında basılıp dağıtılan ünlü bildiriyi arkadaşları ile birlikte kaleme almıştır. Milli Eğitim Bakanı iken harf devrimi yapılmış, bu devrimin kısa zamanda kökleşmesi için millet mekteplerini kurmuş ve halkın yeni harfleri kısa zamanda öğrenmesini sağlamıştır ölürken millet mekteplerini sayıkladığı söylenir. Ölümü üzerine Atatürk hıçkırarak ağlamış ve "Ah o ne evlattı." demiştir. Onun eserlerini yıkmaya kalkışanlar onun karşısında bir Don Kişot'tan başka bir şey değildir. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.